Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu Bungie'nin yayınladığı makaleyi sizlere anlatmak olacak. Yayınladıkları makalenin içinde neler yok ki? Yeni getirdikleri Pursuit Weapon, yeni armorlar, yeni Crucible'la ilgili yeni değişiklikler ki ben bunu önceki videolarımda da açıklamıştım. Oradan da kartlardan da izleyip görebilirsiniz. Ama burada da birkaç değişiklik de var, onları açıklayacağım. Strike'larla ilgili bir değişiklik var. En önemlisi ise Gambit'le ilgili, yani Gambit'in yeni gelecek modülle ilgili bir değişiklik var. Onlarla ilgili bir açıklamada bulunmuşlar. Tabi üstün körü olarak açıklamışlar. Tam olarak detaylı açıklamamışlar. Biraz absürt bir açıklama olmuş bana göre. Ama bugün ben sizlere bunların hepsini A'dan Z'ye elimden geldiği kadar açıklamaya çalışacağım. Strike, Gambit, Crucible yeni armor setleri eklenecek. Bu armor setlerine yeni shader'lar gelecek, yani yeni boyalar gelecek. Tabi bu armor setleri her yıl yenilenecek. Örnek vermek gerekirse Year 4, Year 5, Year 6 gibi vesaire. Bu armor setlerine 10 Kasım'da ulaşacaksınız. 10 Kasım'dan önce kesinlikle ulaşamazsınız. Yani Beyond Light ile birlikte bu armor setleri gelecek. Bu armor setlerine ulaşmak için belirtilen yerlerdeki aktiviteleri yapmanız lazım. Yani Strike'da aktivite, Gambit'te aktivite ya da Crucible'da aktivite yapmanız lazım. Veya diyor oyun, bunları vendorlardan seviye atlatarak da kazanabilirsiniz diyor. İki seçenek soruyor. Ya aktivite yap diyor ya da vendorlardan seviye atlatarak bunları kazanabilirsiniz diyor. Bunlar tamamen size kalmış. Ayrıca yeni Pursuit Weapon gelecek. Aynı Bellowood tarzında bir silah olacak. Bu silahlar her sezon alınabilecek. Örnek veriyorum, 12. sezonda bu silah çıktı. Bu tanıtıldı. 16. sezonda oyuna yeni başlayan bir oyuncu bu silaha tekrardan erişip bu silah alabilecek. Yani bu silah sezonluk olarak gelmeyecek. Yani silahın tek bir tane quest görevi olacak. Silahın tek bir tane quest görevini alıp o silahın quest görevini bitirip silahı elde edebileceksiniz. Ama şöyle bir durum var. Silahın ornamentlarını elde edebilmeniz için silahın ornament görevlerini NPC'lerden alacaksınız. Örnek veriyorum, Strike'ın NPC'si olan Zavala'dan, Crucible'ın NPC'si olan Lorshaz'dan, Gambit'in NPC'si olan Drifter'dan ornament için görev alıp o görevleri bitirip ornamentları alabilirsiniz. Bunu da böyle açıklamışlar. Gelelim Crucible'a. Biliyorsunuz Beyond Light DLC'si ile birlikte neler gidecek, neler kalacak videomda ben bunları size açıklamıştım. Hani neler, hangi modlar gidecek, hangi modlar kalacak diye. İşte Controller, Enumeration, Rumble, Survival, Survival Freelance, bunlar kalan modlar. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Haftalık olarak Crash, Mayhem ve Showdown'lar gelecek. Yani örnek veriyorum, bu hafta Showdown gelir, haftaya Mayhem gelir, ondan sonraki hafta Crash modu gelir. Ayrıca ek olarak şöyle bir yeni bir sistem yapmışlar. Iron Banner ve Iron Banner Freelance. Yani nasıl Survivor'da Fireteam'de giriyorsanız ama Freelance'e sola girmek zorundasınız, Fireteam'ini kabul etmiyorsa, Iron Banner'da da aynı bu sistem olacak. Bence çok güzel bir şey. Çünkü Iron Banner'da adamlar stack'le giriyorlar karşımıza. Hiç bok yapamıyoruz. Kısa ve öz. Adamlar içimizden geçip çıkıyorlar ki yamyamlar çünkü. Çünkü adamlar stack gelmişler. 6 kişi bir partide. Adamlar yamyam gibi oynuyorlar. Artık Iron Banner'a freelance olarak girebileceksiniz. Yani kesinlikle bir takım olarak giremiyorsunuz. Herkes solo olarak giriyor. Aynı Iron Banner'da nasıl oynuyorsunuz, aynı şekilde oynayacaksınız. Sadece takımla giremeyeceksiniz. Solo olarak gireceksiniz. Bu da çok güzel bir şey. Ben buna bayıldım. Gerçekten de olması gerekiyordu. Çünkü insanlar stack'te girip maçınızı mahvediyordu. Gelelim Strike'a. Ekranda gördüğünüz gibi Strike artık iki tür olacak. Playlist Strike ve Nightfall The Order Strike. Sezon 12 ile birlikte Heroic Story Mission'ı kaldırıyorlar. Bir de sağda bulunan Nightfall'ı kaldırıyorlar. Nightfall'a giriş için kartı da kaldırıyorlar. İki tane sistem, Playlist Strike ve Nightfall The Order olacak. Nightfall The Order'ın droplarını değiştiriyorlar. Düşük seviyeye girdiğin zaman zorluk seviyesi ve atacağı loot ona göre olacak. Yüksek seviyeye girdiğin zaman zorluk seviyesi ve atacağı loot ona göre olacak. Yenilikler yapıyorlar bununla ilgili. Örnek verin, 1080 görüyorsun. Aslandan şart atması lazım. Sana gidiyor prizm atıyor. Çok gıcık bir durum. Bunları dengeleyeceğiz diyorlar. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar yalan. Sezon 12'de hep beraber göreceğiz. Geldik asıl makaleyi makale yapan durum, Gambit. Yani biliyorsunuz Gambit'te Gambit Prime birleşip yeni bir mod olacak. Bu yeni modda ise olacak şeyleri bizlere açıklamışlar. Şimdi söyledikleri şu: bildiğimiz üzere Gambit Prime'e setli giriyorduk. Bu setler olduğu zaman bize belli özellikler veriyordu. Şimdi şöyle bir şey söylemişler. Örnek veriyorum, Reaper bir sette girdiğiniz zaman mobların içinde bulunan bossları Reaper bir sette çok rahat bir şekilde öldürebiliyordunuz. Ama artık gelecek yeni modda ise bu sistem olmayacak. Çünkü kıyafetler yok. Bunun için şöyle diyorlar: mini boss ya da elit mobları gelecek diyorlar.
Bununla ilgili olarak nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorum ama dedikleri bu. Setler kalktığı için bosslar da otomatikman kalkacak. Bunun yerine mini ve elit bosslar sizlere sunulacak diyorlar. Bir diğeri ise 150 puanlık bir hedef belirlemişler. Nasıl Gambit Prime'de 100 ise modda zıplama sınırı Gambit'te 75 ise 150 olarak tasarlamışlar yeni gelecek Gambit modunu. Ama şöyle bir şeyle karşılaşmışlar. Test aşamalarında çok zor ve çok uzun olduğu için bunu aynı Gambit Prime'daki gibi 100 moda endekslemişler. Bence gayet mantıklı, bence gayet güzel. Bildiğiniz gibi 10 mod deposit dediğiniz zaman karşıya Tekken Kaptan yolluyorsunuz. Ve bu Tekken Kaptan da gerçekten insanı kanser ediyor. Bundan dolayı yeni getirecekleri Gambit'te Tekken Kaptan kesinlikle olmayacağını söylüyorlar. Çünkü yaptıkları test aşamalarında oyunculara gerçekten zorluk çıkaracaklarını düşündükleri için bunu koymayacaklarını dile getirmişler. Bunun yerine ise Tekken Phalanx'i getirecekler. Kesmesi daha zor ama ölümcül olmayan bir mob. En azından Tekken Kaptan gibi size zorluk çıkarmayacak. Bence Phalanx'in gelmesi gerçekten çok güzel. İyi de olmuş, iyi bir düşünce. Tabi bir de şöyle bir durum var. Zırh setleriniz olmadığı için, yani Collector sette giydiğiniz zaman 20 tane mod basıyordunuz, karşıya Giant Broker'ı yolluyordunuz. Setler de olmadığı için otomatikman diyorlar ki 20 tane mod bastığınız zaman yolladığınız Giant Broker'ı artık kaldırıyoruz. Yeni gelecek Gambit'te kesinlikle bu olmayacak. Bence harika bir şey. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Makalede birkaç tane daha açıkladıkları şeyler vardı ama o kadar önemli şeyler değil. Zaten oynayınca da görürsünüz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yeni Destiny 2 videolarıyla sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Kendinize kocaman bakın.